yuvarlayalım. Yuvarlakta birleşelim. Abicim boyası yok da çizik yok tamam, arabada. Tamam kabul ama işte yaz ayları arabaların fiyatları yüksek. Gel şunu yuvarlayalım, ortada buluşalım, bitirelim bu işi. Hadi da. Hayrını gör, sattım. Eyvallah. Arkadaşlar bir önceki videoda tarlayı satıp bir iMac almıştım. iMac'le çalışıp bu gördüğünüz arabayı satın almıştım. Şimdi bu arabayı satıyorum ve yepyeni bir iMac alacağım. Çünkü buna değecek. Ofisimizde yepyeni bir iMac var. Ben bu iMac'leri Worldwide Developer Conference'da görmüştüm. O zaman aşık olmuştuk. Keşke Türkiye gelse bir an önce baksak diye. Çünkü işlemcileri yenilendi. Birazdan göreceğiz nelerin yenilendiğini. Ve şu anda ofisimizde. Evet. Tabii biraz önce arabayı sattık falan filan dedik. Bunlar bir şakaydı. Şaka olduğunu özellikle söylüyorum. Çünkü bir önceki videoda da gerçekten tarlayı sattığıma... Bir tarlam var mı abi gerçekten peki? Yok. Satmadım. Ne tarlayı ne arabayı satmadım arkadaşlar. Hani o kadar da astronomik fiyatlar değiller. Tamam belki beklentilerinizin bir tık üstünde olabilir ama buna değecek bir donanım sizlere sunuyor. Şimdi o donanımı görelim. Çünkü açacağım iMac 5K Retina ekrana aynen sahip, işlemci güncellendi, Intel'in en yeni nesil işlemcisi var, ekran kartı inanılmaz iyi, bence çok konuşmadan açalım. İlk defa sizlerle birlikte açıyorum arkadaşlar, bu konuda bana güvenin. Şimdi ne aldığımıza bakalım arkadaşlar, teknik özelliklerini okuyacağım. 5K ekranlı 27 inç bir iMac şu anda elimde. Biraz daha böyle teknik detayı vereyim. 3.4 GHz'lik 4 çekirdekli Intel Core i5 işlemcimiz var. Bu işlemcinin 6 MB bir ön belleği var dostlar. RAM'ini merak edenler olabilir. 8 GB 2400 MHz'lik bir RAM'i var. İsterseniz bu RAM'i siz 64'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Ama biz şu anda 8 GB'lık bir iMac ile çalışacağız. 1 TB Fusion Drive var. Yani bu bizim için gerçekten evet, iyi bir seçenek. Ekran kartı tarafında da 4 GB kendi belleğe sahip olan Radeon Pro 570 var. Bu da yenilenmiş bileşenlerden bir tanesi. Bayağı cayır cayır. Aslında Ayhan'ın da çok işine yarayacak bilgisayar. Ya bunu da şöyle yapacağım. Birincisi vlogları bundan montajlayacağım artık. İkincisi biraz böyle oyun oynamayı deneyeceğim. Devam edelim. Başka ne gibi özellikler? Şimdi yeni tanıtılan MacBook'larda en büyük eleştiri ya sadece USB Type-C vardı. Hani evet, başka çıkışlar yoktu falan. Bunda birçok çıkış var. Neler var? Mesela bir SD kart yuvası. Bu çok önemli. Özellikle abi çok önemli. SLR kullandıktan sonra veya işte hafıza kartından bir şeyleri doğrudan aktarmak adına iyi bir hamle olmuş. 4 tane de USB A tip yani klasik USB tip giriş var. Göreceğiz zaten birazdan. Göremediğimiz 802.11ac bu gene vardı. AD olur mu ama o daha tam oturmadığı tabii, için biraz AC daha var. Bluetooth 4.2 var. Niye Bluetooth var arkadaşlar? Çünkü klavyemiz ve faremiz Bluetooth üzerinden bağlanıyor bu arkadaşa. Bu arada kutuyu açmak için çok güzel bir yöntem var. Önceden bıçak mıçak vardı. Hani şimdi hani iyi davranın kutuya diye böyle bir şey yapmışlar. Sıfır iMac'i açmak ya. Kaç kişiye nasip oluyor? Açarken düşürüp kırıyormuşuz bana. Biraz böyle masanın kenarına uzaklaştıralım. Ya bu şeyimiz, klavyemiz ve faremiz. Abi yemin ediyorum ters açtım. Of. Böyle bir iPhone açılışı vardı hatırlıyor musun? Adam sıraya giriyor. İlk defa açıyor. Tamam bu yenilenen klavye ve faremiz. Bunlar gerçekten çok başarılı aksesuarlarımız. Bunları böyle koyalım abi bir kenara. Kutusundan çıkarttık. En son şu parçalardan da kurtulalım. Şurada bir bant var. Ben hemen buradan ayırıyorum. Bu böyle hastanede kullanılan banda benziyor gibi ama. Tamam bunda çizilmesin diye. Yeni sargı bezi gibi. Aynen. Hadi bakalım. Şunları son bir parça daha kaldı. Arkadaki jelatin. Şunları da çıkartalım. Ayhan ne diyorsun? Yani cam gibi. Bu arada Ayhan'ın gözü var. Şu anda bu kamerada verir misin falan. Bu videoyu Ayhan çekiyor. Onda video montaj konusunda çok daha güçlü bir bilgisayar isteği mevcut. Neden iMac olmasın? Çok şık ya. Ya bir de çok ince yani tamam kutu
hayvan gibi büyük bir kutuydu ama bu nedir abi ya? Şurada da bir bandımız var. Onu da bir çıkardık mı? Şimdi en çok sevdiğim özelliği bunun giriş çıkışlarının çok da zengin olması. Son bantlarımızı çıkarttıktan sonra bu giriş ve çıkışlara bir göz atalım. Bu arada kutu içerisinden şöyle bir şey daha çıktı arkadaşlar. Bu bir miktar enerji veriyor. Kulaklık, SD kart yuvası, istemediğiniz kadar USB yuvası, 2 tane Type-C, bir miktar da Ethernet girişi. Ne lazımsa şu anda burada mevcut arkadaşlar. Kesinlikle. Bu arada ceyran verelim mi abi, ne diyorsun? Evet arkadaşlar, bize verilen yetkiye dayanarak buradaki elektriğimizi sevgili yeni iMac'imize takıyoruz. Bu kadar. Başka bir kablo yok. Masada kablo karmaşası yok. Bu gerçekten bizim için de güzel bir özellik. Şimdi düğmeye basacağız. Hazır mısın abi? Hazırım abi. Basıyorum abi. Hadi bakalım. Bir de buna Eylül'de yepyeni bir işletim sistemi gelecek. Elmayı gördük arkadaşlar. Isırılmış elma şu anda dolmak üzere. Yeni iMac'imize sarılarak bu videoya veda ediyoruz. Ben de şöyle uzaktan sarılayım. Yancı olarak. Yancı olarak biraz sarabilir miyim abi? Yani ofis olarak çok ihtiyacımız olan bu iMac ile ilgili bir inceleme videosu hazırlayacağız. Yani bu iMac bir önceki iMac'e göre ne kadar hızlı, Windows'a göre ne kadar hızlı, çok güzel testlerimiz olacak. Bu testleri de YouTube kanalımızda paylaşmaya devam edeceğiz. O zaman veda ediyoruz arkadaşlar ama size de sormak istiyoruz. Sizin bir iMac'iniz olsaydı 2017 model, yani ekranıyla, işlemcisiyle, ekran kartıyla, giriş çıkışlarıyla, diskiyle, aksesuarları yepyeni bir iMac'iniz olsaydı ne yapardınız? Aşağıda yorum kısmına lütfen düşüncelerinizi yazın. Biz de onlara cevap verelim. Biraz sohbet etmiş oluruz aşağıdaki yorum kısmında dostlar. Mutlaka yorumlarınızı paylaşın. Bu videoyu şuradan beğenip buradan da paylaşırsanız çok seviniriz. Çok iyi olmaz mı? Olur olur, çok iyi olur. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Söylemedin mi ona? Yok, söylemedim. Olsun. Ben söylemiş olayım. Peki.